İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Elazığ Tanıtım Günleri dolu dolu geçen 4 günün ardından yapılan etkinliklerle sona erdi. Elazığ Dernekler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen tanıtım günlerinde açılan standlarla yöreye özgü ürünleri, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı Elazığ Tanıtım Günleri'ni son gününde de çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Elazığ Tanıtım Günleri'nin son gününde konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Cumhuriyet'in 100. yılında Elazığ kültürünün İstanbul'da tanıtılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Elazığlıların iyi yerlere gelebilmesi için mazeret göstermeden çalışması gerektiğini vurguladı. İstanbul'da böyle güzel bir Elazığ günlerine şahitlik etmek bizi çok mutlu etti. Elazığ'ın kültürünün, sanatının, ilminin, musikisinin İstanbul'da hayat bulması, İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşayan hemşehrilerimizin, özellikle genç kuşaktaki evlatlarımızın, yavrularımızın Elazığ kültürünü tekrardan tanıması, hatırlaması, hemhal olması bizi mutlu etti. Bizim yetişmemizde, bugünlerimizde, gelmemizde gerçekten hem Elazığ kültürünün hem o madende yaşadığımız günlerin, efendim hocalarımızın bize açtığı yolun çok büyük önemi ve anlamı var. Hayatta mücadele edince, insanların elde edemeyeceği, gayret edince başaramayacağı hiçbir iş yok. Bu sebeple hiçbir şekilde mazeretler bizim durumumuzu meşru kılmaz. İlmin en büyük özelliği merak etmek, ilgi duymak, azmetmek ve cehd etmektir. İnşallah hemşehrilerimiz nice güzel yerlere gelecektir. Elazığ'ın bu potansiyeli bir ruhu var. Tanıtım günlerinde konuşan Elazığlı edebiyatçı yazar Ayla Abigüm, Elazığlıların her alanda etkin olduğunu söyleyerek tanıtım günlerinde bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Benim için de heyecan verince hemşehrilerimle beraber olmak, yani ben Elazığ, babam Elazığlı Harputlu, onun için Elazığlı olmakla övünüyorum her zaman. Ve Elazığlılar her yerde böyle çok faal, hakikaten öyle. Ve cesur her şeyde, yani cesur. Valla bugün şöyle çok güzel, yıllar sonra geldim, kaç yıl önce gelmiştim de çok düzgün, çok güzel ve burada buluşmak çok güzel. Ayrı ayrı reyonlarda herkes şey getirdiğini sergiliyor, ne kadar güzel bir şey. Elazığlı sanatçı Adile Kurt Karatepe, Elazığlı olduğu için oldukça mutlu olduğunu ifade ederek Elazığ Tanıtım Günleri'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Elazığ evladı olmak hem anne hem baba tarafından benim için bir onur nişanesi. Çok kıymetli toprakların çocuklarıyız. Evliyalar yurdu, irfan geleneğinin en önemli temsilcilerinin olduğu Artuklu diyarı, Horasan erenlerinin diyarı. Bu topraklar bizim için çok kıymetli. Onun için bu kültürü yaşatmak adına verdiğiniz tüm emeklere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. ELFET Genel Başkanı Kazım Gökhan Elgin, Elazığ Tanıtım Günlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, bu etkinliğe sahip çıkmalarından ötürü Elazığlılara teşekkür etti. Evet Ceylan Hanım, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Dün biliyorsunuz Çayda Çırağımızla 1923 mumla saat 19.23'te ay yıldızımızı yaptık. İstiklal Marşımızı söyledik. Sloganımız, Çayda Çırağımızın mumları da, Cumhuriyetimizin ışıkları da ilelebet sönmeyecek. Hakikaten çok duyguluyum. Sesim biraz kısıldı. Dün sesimi yükseltmişim. Ama helal olsun Elazığ'a, Elazığlılara, hemşerilerime. Yani çok güzel bir birliktelik oldu. Ben yine Elazığ Valiliğine, Elazığ Belediyesi'ne, ETSO Başkanımıza, bütün dernek başkanlarımıza, bütün katılımcılara, Fırat Üniversitesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Elazığ Tanıtım Günleri'nin gerçekleştirilen söyleşiler ve konserlerle son buldu.